kölesi olan Kösem Sultan, imparatorluğu 10 yıldır bizzat yönetmektedir. Sultan 4. Murat saltanatı devralıp nizamı sağlamak ister. Ancak hainler isyanla karşılık verir. Devletin içine kadar giren hainler yüzünden imparatorluk karışmış, Osmanlı bir felaketin eşiğine gelmiştir. En yakın adamları katledilen Sultan 4. Murat, o gün ya asilere istediklerini verecekti ya da tahtını. Nerede o güvendiğin Sultan Murat? Şimdi gelsin de korusun sizi. Allah da korkusun be yapma. Hainlerin gözü dönmüş yine. Şimdi istediklerini vermek en doğrusu. Başınıza ne geldiyse işte bu sebepten geldi. Zorbalara boyun eğdik. Can hükümdarına yakışacak şekilde dik durmadık. Şimdi en yakın adamlarımı aldılar benden. Baş defterdarımın ne günahı vardı? Hasan Elife'nin? Musa Çelebi'nin ne günahı vardı validem? Murat, mühim olan sensin. Mühim olan senin hayatta kalman. Sen de benim gibi sabredeceksin. Sükunetini koruyacaksın ki zamanı geldiğinde başlarını ezelim. Gel. Hünkârım. Vezir-i Azamınız Topal Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Askerler. Ayak divanına çıkmanızı isterler. Padişahımıza sözümüz vardır. Divana çıksın diye bağırırlar. Allah muhafaza. Sarayı başımıza yıkacaklar. Hünkârım, Hafız Paşa'nın kellesini isterler. Hiç kimseyi korumanın vakti değildir. Ben kulunuzu dahi isteseler, verin. Sırf onlar istedi diye en kıymetli vezirim Hafız Paşa'yı azlettim. Lakin canını vermem. Zaten gönderdim, isteseler de bulamazlar. Eyvahlar olsun. Kim inanır gittiğine? Padişahımız koruyor diyecekler. Kim ne diyecekse bana söylesin Topal Paşa. Kimseden korkum yok benim. Ayak divanla çıkacağım. Murat! Murat!
devletli oğlum. Beni bir dinle. Tamam, gözünü budaktan esirgemezsin, bilirim. Lakin bu neye yarar? Devlet dediğin öyle öfkeyle, gururla yönetilmez. Eğer mecbur kaldıysan bir iki adım geri çekileceksin ki esas düşmanlarının yüzlerini görebilesin. Unutma, yenilgiyi hazmedemeyen bir sultan asla muzaffer olur. Hünkârım, ayak divanına çıkacaksanız bir abdest alsaydınız. Bre, soysuz. Sen bizi abdestsiz gezer mi sanırsın? Haşa hünkârım, ben sadece durumun vehametini anlatmak için... Sana kaçıp gitmeni emrettim. Neden geri döndün? Bağışlayın hünkârım. İlk kez emrinize itaat etmedim. Zuhura gelecek kazayı rüyamda müşahede eyledim. Ölümden yana gam çekmem. Kaçarsam sizi kendi ellerimle bu asilerin önüne atmış olurum. Hayır. Zinhar rızam yok. Seni zorbalara teslim etmem. Padişahım, 1000 tane hafız kulunuz yolunuza fedadır. Ancak ricam budur ki beni siz katletmeyip bırakın bu zalimler haksız yere şehit etsinler. Lütfeyleyip cenazemi Üsküdar'a defnettirirsiniz. Yetimlerime lütuf ve inayetinizi rica ederim. Çocuklarım size emanet. Hafız! Hünkârım. İşte Hafız Paşa bu! Padişahı kandırıp tımarımızı, arpalığımızı kesen bize zulmeden paşa! Acımayın yoldaşlar! Vurun bu alçağı! Korkmaz, peygamberden utanmazlar. Şeriata ve padişaha boyun eğmeyen zalimler. Biz zalim değiliz. Padişahım, Hüsrev Paşa gibi yarar veziri niçin katleyledin? Şehzadelere de kıydığınızı işittik. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri göster bize.
Şehzadelerim! Siz neden bahsedersiniz? Şehzadelere kıymadım, kıymam. Onlar benim kardeşlerim, canlarım. Gayri itimadımız kalmadı. Haksız yere Hüsrev Paşa'yı öldürttün. Şehzadelere de kıyarsın. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri boğmuş. Şehzadeleri! Şehzadeleri boğmuş. Eğer ki şehzadeleri bize göstermezsen, sen bize padişahlığa layık değilsin. Neler oluyor acaba? Söylesene, neden çıkıyoruz avluya? Hiç sormayın şehzadem. Eğer dışarı çıkmaz iseniz hünkârımıza kıyacak bu zorbalar. İstersiniz. Yüce Allah'tan korkmayıp, padişah hazretlerimizden çekinip utanmayıp böyle tuğyan edersiniz. Allah aşkına bizi kendi halimize bırakın. Sizin himayeniz bize gerekmez. Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadelere dokunmayacağına dair kefil isteriz. Kefil isteriz! Kefil isteriz! Kefil isteriz! Kevin İseriş! 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 Şeyhül İslam'ınız olarak ben kefilim! Ben de kefilim. Varın gidin evinize. Hünkârımız istediklerinizi verdi. Müftü Efendi'nin ve Vezir-i Azam'ın kefaleti kabulümüzdür. Şükürler olsun, hünkârımız size kulak verdiler sultanım. Hele bir dağılsınlar. Hele bir sular durulsun. Hesabı sorulur elbet. Sana karşı olan mahcubiyetin bana yeter.
Beni başkalarına karşı mahcup etme. Beni sen kaldır. Beni sen kaldır ki kimse düşüremesin. Mazlumlara zulmeden bütün zorbaların hakkından geleyim. Rüzgar yön değiştiriyor. Sancak alabanda. Bütün yelkenleri açın. Prenses Faria. Adamlarım çok yoruldu. Bu hızla daha fazla gidemeyiz. Kaybedecek vakit yok Andre. Peşimizdeler. Onlar bize ulaşmadan Konstantinopolis'e ulaşmalıyız. Yoksa hepimiz ölürüz. Emredersiniz. Sula Santita. Papa Hazretleri. Sunipote. Yeğeniniz Kardinal Marcus. Assassinato. Öldürülmüş. Kim? Kilauchi. Kim yapmış? Kim Vatikan'ın kardinalini öldürmeye cüret eder? Dediklerine göre Prenses Faria Betlen öldürmüş. Prenses şimdi Osmanlı'ya gidiyor. Neyin var bunun? Emin misiniz prenses? Ya Sultan Murat bizi düşmanlarınıza teslim ederse? Ben her şeyi göze aldım Madame Marguerite. İstanbul'a gidiyoruz. Sen hiç merak etme. Elimde öyle bir şey var ki Sultan Murat bilmek isteyecek.
Çarşıya çıktım sabahtan. Hmm. İsyan durdu durmasına ama esnaf kan ağlıyor. Sipahi ağaları haraç topluyormuş hala. Bırak, toplasınlar. İceli gelen it cami duvarına pislermiş. Süt kaynıyor, suta bak sen. Allah sana, laf yetiştireceğim derken gidiyordu bir kazan süt. Çünkü neden? Dedikodu yapmaktan elinin iş tuttuğu yok. Kösem Sultanımızın sütü hazır mı Beynama? Hazır. Lalezar kalfam hazır. Biraz da bal dök. Sultanımızın ağzı tatlansın. Döktüm ağam, döktüm. Kızlar, içeri çabuk. Çeneniz kopsun! Çeneniz kopsun! Yatın uyuyun artık. İnleri cinleri toplayacaklar başıma. Gülme! Uyu! Lalezar kalfa! Lalezar kalfa! Ya bu gece benim sıramdı. Ya o kadar hazırlandım, ettim. Lakin hünkârımız çekmiş gitmiş. Ben bir aydır bu geceyi bekliyordum. Allah'ın günü mü bitti Afitap? Üzülme. Ben sana başka gün ayarlarım. Ay sen var ya sen canım. Yapma. Çekil bak üstüme dökeceğim. Tamam. Kızlar yürüyün. Diyorsun ki gözyaşların niçin gül rengine boyandı? Madem ki sordun, neden olduğunu dosdoğru anlatayım sana. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. Sonra başımda coşkun halde gözlerimden taşıyor. Ey bedenine hizmet eden gafil. Gel. Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Kalp midir insana sev diyen? Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Gam senin lütfun ile sevinç içinde kalır. Ömür senin iltifatın ile sonsuzluğa kazanır. Sultanım, afiyet bal şeker olsun. Hayrola Lalezar kalfa, ne kıvranıyorsun sen? Az evvel Afitap kızdan işittim, Meleke Hatun'u. Malumunuz bugün onun sırasıydı. Varmış gitmiş, lakin hünkârımız çıktı demişler. Padişah oğlum sarayda yok ve sen bunu bir cariyeden mi öğreniyorsun? Sultan. Anlaşılan bu gecede uyku yok bize. Telaş etmeyin validem. Ben ağalara söylerim, hünkârımız neredeymiş öğreniriz. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. İşte onlar için acı bir azap. Ceza günü geldi çattı Yahya Efendi. O hainler ki adaletimin kılıcından nasiplerini alacaklar. Zor ve hata kabul etmeyen bir savaş bu. Zira hainler deryasında yüzer olmuşuz. Suyun üzerindekilerden korkmam. Onlar boğulur gider. Lakin esas hainler suyun altında gizlidir. Rabbim
bu nefes dahi almayanlardan sakınsınız. Sultan Murat, iki aydır büyük bir sükunet içinde. Neler yapıyor Topal? Son isyandan sonra gözü iyice korktu, sindi. İstediğimiz her şeyi yapmaya hazır vaziyette. Sinan Paşa öyle düşünmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hünkârım, gelenler var. Sultan Murad'ın sessizliği hayra alamet değil paşam. Belli ki hazırlık içinde. Silahtar Mustafa etrafta kuş bile uçurtmuyor. Hiçbir şey öğrenemiyorum. Benim haberim olmadan yaprak dahi kıpırdamaz. Telaş edecek bir vaziyet yoktur efendim. E madem öyle, bize hizmet eden adamların makamları neden verilmedi? Hala. Divan-ı Humayun yarın toplanacak. Sultan Murad'ı ikaz etmesi için bir sipahi ağası görevlendirdim. İstediklerimizi verecek. Aksi takdirde başına ne geleceğini bilir. Padişahım. Nicedir sipahinin beklediği kararlar çıkmaz divandan. Yanımız atak etti. Yarınki mecliste makamların tevcih edilmesini istiyoruz. Ya edilmezse? Hakkımızı vermeyen padişah bize lazım değildir. Sadık olmayan kul da bana lazım değildir. Adam, seni üzerimize salan kim? O hainin adını ver bize. Konuş! Topal. Topal Paşa. Topal Paşa'nın emri. Malumun ilanı. Hı.
Nicedir validemi, kardeşlerimi görmedim. Yarın ben de seninle geleceğim saraya. Siz nasıl isterseniz sultan. Sultanım, hünkârımız geldiler. Hünkârımız gelmiş. Hayır olsun. Hoppa! Hoppa! Uf! Aslan yeğenim. Ama bir... Hünkârım, hoş geldin. Hoş buldum Geveran. Benim güzel kardeşim. Hünkârım. Hayırlara vesile olsun. Telaş edilecek bir mesele yoktur inşallah. Ne olabilir ki paşa? Merakımı mazur görün. Lakin gecenin bu vaktinde aniden geldiğiniz için ben... Tebdili kıyafet teftişe çıkmıştım. Saraya dönerken hem bir sizleri göreyim... ...hem de yarınki divan hakkında konuşalım dedim. Telaş etme paşa. Tavsiyelerini dikkate aldım. Sipahi kullarımın istekleri kabulümdür. Her zamanki gibi. Gene en doğrusunu düşündünüz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Valide sultanım, hünkârımız sağ salim saraya döndüler. Oh çok şükür. O kadar ikaz ediyorum, lakin dinlemiyor. Tebdil halde çıkıp duruyor. Başına bir şey gelecek diye o kadar çok korkuyorum ki. Öğrenebildiniz mi neredeymiş? Malumatımız yok valide sultanım. Mustafa. Hünkârım. Nihayet beklediğimiz gün doğmak üzere. Hazır mısın silahlar? Zerre kadar kıymeti olmayan bu can, bu baş yolunuza feda olsun hünkârım. Kanımı son damlasına kadar emrinizdeyim. Yarın bizim miladımız olacak. Sadece bizim değil. Hanedanı Ali Osman'ın ve dahi cihanın miladı.
Dostu da düşmanı da göreceğiz. Onlar da bizi görecek. Bundan gayrısı benim devrimdir. Günahıyla, sevabıyla benim devrim. Validem, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Senin de devletlüm. Gel. Bu kutlu günde bir hayır duanızı almaya geldim. Dualarım her daim seninle. Lakin neden kutlu bir gün dedin? Dün gece habersiz dışarı çıkmışsın. Ne oldu söyle. Validem, mühim kararlar aldım. Hem benim, hem Cihan Devleti için hayli mühim kararlar. Nedir bu halin senin? Yüzün bulutlanmış yine. Aklından, kalbinden geçeni bana söylemeyecek misin oğlum? Bekleyeceksiniz validem. Siz de herkesle birlikte öğreneceksiniz. Ne dersin paşam? Sultan Murad istediklerimizi verecek mi? Bizzat konuştum Cadı Osman. Telaş edecek vaziyet yoktur. Öyle de Bıçakçıoğlu dün gece öldürülmüş. Kimin yaptığı da belli değil. Hayrola Evliya Çelebi, sen niye geldin? Hayır vallahi paşam, baktım ahali saraya yürüyor. Dedim eyvah, bir hengame kopacak. Takıl peşlerine Evliya dedim. Nasıl, iyi demiş miyim? Paşam. Bize bak. İki tane bostancı zor taşıdı. Hazretleri. Şeyhülislam Aizade Efendi, paşalarım, sipahi kullarım. Birazdan Allah'ın izniyle divanımı toplayacağım. Ah,
Herkesin malumu üzere yakın zamanda bana ve devletime iki büyük isyan tertip edildi. Kimdir bunlar? Esnafı haraca kesen, ahaliye zulmeden, sarayımı basan, bana ve hanedanıma türlü hakaretler edip en yakın adamlarımı lime lime eden zorbalardır. Gördüm ki güvendiğim, canımı ve devletime emanet ettiğim bazı kullarım bu hıyanete ortak oldu. Vekili mutlakım dahi. Gel bir topal zorba başı. Hünkârım. Selim, aslan torunum benim. Geverhan, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de sizlere hasret kaldım validem. Gece hünkârımız geldi. Beraber oynadık. Söz verdi, at bineceğiz. Ben de hayret ettim. Zevcimle konuşacakları varmış. Gece vakti ne ziyaretiymiş bu böyle? Hünkâr abim Zevcini günah kadar sevmez. Her türlü hile, desise varmış paşanın. Atike. Paşamızı çekemeyenlerin iftiraları onlar, Atike. Zevcim ne yapıyorsa devleti aliye için yapıyor. Hünkârım, iftira. Yalan. Vallahi billahi yalan. Ben kulunuz. Padişahımın sözünden dışarı çıkmadım. Ben ki hanedan Ali Osman'ın damadıyım. Nasıl ihanet ederim? Eğer bilmeden bir günahım, bir kusurum olduysa yalvarıyorum affedin. Abdest al bire kafir! Hünkârım. Hünkârım. Yalvarırım affedin. Asi kullarınızla görüşüp konuştuğum doğrudur. Lakin ben sizi ve saltanatınızı korumak için sadece bunu... Gel. Gölgesi Sultan Murat Han, cümle Osmanlı mülkünün yegane sahibi benim. Eğer ki aranızda bundan şüphesi dahi olan var ise alsın kılıcını, çıksın karşıma. Thank you.
Yüzüm! Yüzüm hasta. Ne oluyor? Topların başına geçin! Hadi! Andre! 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 Hemen beyaz bayrağı çekin. Acele edin. Beyaz bayrağı çekin! Ateşe hazır olun. Topçular hazır. Bekle. Oh, işten yerinde maşallah. Habire tıkınıyorsun. Yaşında ilerledi, hani başına bir iş gelir bak sonra. Çok konuşma da bir şerbet ver. Ne yaptın buna? Zehir mi kattın? İçim kıy kıy kıyıldı. Hacıam, sen niye buradasın? Dışarıda kızılca kıyamet koptu. Ne oldu ki? Hünkârımız Vezir-i Azam'ın kellesini almış. Eyvallah olsun. Olacak iş mi? Hacıam, hacıam ne oldu? Yahu gitme başımdan kadın. Bir de laf mı anlatacağım sana? Ettiğin laflara dikkat et Atike. Geberhan üzülüyor, görmüyor musun? Yalan mı söyleyeyim validem? Sevmiyorum Topal Paşa'yı. Sinsi yılanın teki. Has bahçeye çık sen. Divandan sonra baban da gelecek. Sultanım, felaket. Vezir-i Azam idam edilmiş. Tabanı yassın Mehmet Paşa. Topal zorba başından boşalan sadaret makam senindir. Hayırlara vesile olsun. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. İnşallah layık olurum. İnşallah. Cağaloğlu Mahmut Paşa. Topal Paşa'nın sağ kolu. İhanetine göz yumarak sen de suça iştirak ettin. Ağalar! Kaldırın bunu. Hünkârım, izah etmeme müsaade edin hünkârım. Hünkârım, bağışlayın hünkârım. Bağışlayın hünkârım. Hünkârım, bağışlayın. Silahlara, benim suçum günahım yok. Topal Paşa kandırdı beni. Kanmasaydın paşa. Benim suçum günahım yok hünkârım. Bağışlayın hünkârım. Aşk olsun silahlara. Niye haber vermiyorsun? Ya kaçırsaydık hadiseyi? Gördün işte evliya. Uzatma. Ledikli Bayram Paşa. Cağaloğlu'nun yerine seni tayin ettim. Bundan böyle kubbe vezir misin? Hmm.
Emr-i ferman devletli padişahımındır. Şeyhülislam Ayzade Efendi. Neden sessiz kaldınız? İsyan günlerinde öne çıkmıştınız. Hatta bana dahi kefil olmuştunuz. Bunca olan bitene söyleyecek bir çift sözünüz yok mudur? Hayretimi mazur görün sultanım. İnşallah verdiğiniz kararlar hanedanımız ve dahi devlet-i aliye için hayırlı olur. Şüpheniz mi var? Vezir-i azamınız dahi hain ise herkesten her şeyden şüphe etmek lazım. Bilhassa siz yüce padişahımızın selameti için. O halde Müftü Efendi, içimizdeki hainleri bir bir tespit edip köklerini kazıyalım ki bir daha kimseden şüphemiz kalmasın. Abim seni dinlemez şimdi. Acın çok taze. Ya bu öfkeyle birbirinizin kalbini kırarsınız. Geri dönüşü olmayan şeyler yaşanmasın. Çoktan yaşandı bile. Gevher... Topal Paşa idam edilmiş. Hain mi? Hünkârın canını almak da çok iyi yapmış. Geberen sultanımız dul kaldı. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor, çok zor. Hayırlı olsun paşam. Hayırlı olsun paşam. Selamet. Vezir-i Azam Hazretleri, yeni vazifeniz hayırlı olsun paşam. Sağ ol Sinan Paşa. Hünkârımızın takdiri. Çoktan hak ettiniz paşam. Nişancınız olarak hizmetinizdeyim. Vaziyet fena. Sultan Murat Hatt-ı Hümayun kaleme aldı. Sipahilere makam verilmeyecek. Cezalar da yolda. Git konuş. Bir müddet ortalıkta gözükmesin. Emirlerimi beklesinler. Peki paşam. Senin zevcin bir haindi Geberan. Bütün hainler gibi layığını buldu. Sultanım başını sağ olsun. Bir de utanmadan, sıkılmadan başsağlığımı diliyorsun. Sonunda istediğin oldu mu silahdar? Sultanım. Zevcimi hep önünde bir engel olarak gördün. Düşman belledin. Sonunda yalanlarınla,
İftiralarınla hünkârımızın aklını çeldin. Ölümüne sebep oldun. Hepsi senin suçun. Hepsi senin yüzünden. Sakin olun, hiçbir şey olmayacak. Silahlarınızı bırakın. Soyez prêt. Déposez-les. Bırakın dedim. Kimsiniz? Osmanlı sularında ne işiniz var? Derhal izahat verin. Ben Macar Prensesi Fariye Betlen. Siz kimsiniz? Ben Yeniçeri Ağası Kemankeş Mustafa Ağa. Mesele nedir prenses? Neden buradasınız? Sultan Murat için geldim. Onunla konuşmam gereken çok mühim bir mesele var. Beni ona götürebilir misiniz? Hacı Ağa, sen Geverhan'ın yanına git, vaziyeti neymiş öğren. Emredersiniz madem. Açın kapıları. Validem. Nedir bu işittiklerin Murat? Bana dahi sual etmeden, danışmadan nasıl böyle kararlar alırsın? Topal denen hainin kellesini almak için size danışmama lüzum yok. Onun kellesi kimin umrunda? Hala hayattaysa bir sebebi vardı. İsyan çıkaracak cüreti nereden bulduğunu merak ediyordum. Arkasında kimler olduğunu, neye hizmet ettiğini. Lakin sayende artık öğrenemeyeceğiz. Ben bugün öyle bir ateş yaktım ki validem. Gizli yahut açık. Bütün düşmanlarım yanacak. Şimdi onlar korksun, onlar düşünsün, siz değil. ...30 yıldır bu saraydayım ben. Son 10 yıldır bizzat idare ediyorum devleti. Ölümü de gördüm, ihaneti de gördüm. Her şeyi yaşadım, bildim hamdolsun. Şimdiye kadar kimseden korkmadım, korkmam. Madem öyle, siz de yanımda olun validem. Kararlarımı sorgulamadan sadece yanımda olun. Baktım ki tahtın yanında bir gürs. Gürs ki ben diyeyim 50 okka, siz deyin 100. Ufakat evliya ufak. Ufakat evliya mı? Ufakat evliya mı? Yaradandan korkun derim size, yaradandan. İki tane zebella gibi bostancı zor taşıyordu. Bana bir ayrı gelirsiniz, siz düşünün. Sonra ne oldu evliya? Sonra Sultan Murat Hanımız arz-ı endam etti. Kalabalığın karşısına geçip gel bire zorba başı gel deyip tahtın yanındaki gürzü aldı. Topal Paşa'nın kafasını ezdi. Sonra da ibret olsun diye onu yazdı işte. Ya işte Sultan Murat'ın adaleti de bu. Demir bir yumruk gibi inecek bütün hainlerin tepesine. İnsin inşallah, insin. Sultan Murat çok yaşa. Sultan Murat çok yaşa. Sultan Murat çok yaşa. Sultan Murat çok yaşa. Varın şimdi işinize gücünüze dağılın, hadi bakayım. Validen ve saltanat naibesi olarak benden susmamı, yaptığın her şeye göz yumamı bekleme Murat. Hele ki mevzubahis devleti aliyenin istikbali ise zinhar buna razı gelmem.
susacaksınız validem. Siz de herkes gibi razı geleceksiniz. Zinhar benden habersiz bir işe kalkışmayın. Zira naibesi olduğunuz saltanatın yegane sahibi benim. Murat. Oğlum. Sana baktıkça rahmetli abin Sultan Osman'ı hatırlıyorum. Ve bu beni derin bir kedere sürüklüyor. Geveren sultanımız nasıl? Hekimlerin verdiği ilaçlar sakinleştirdi biraz. Uyuyor. Topal Paşa niye idam edilmiş ki? Kabahati büyük olmalı İbrahim. Validem durduk yere idam ettirmez. Validemiz yapmadı Kasım. Hünkar abimizin isteğiyle idam edildi. Sadece Topal Paşa'nın değil, birçok hainin kellesi gitti, gidecek. Lalezar Kalfa, Geveran Sultanımız nasıllar? Merak etmeyin Mustafa ağam. Hekimler baktı. Teskin edici ilaçlar verildi. Uyuyorlar şimdi. Lakin acısı ne zaman diner? Bilemem. Ağalar, hünkârımıza haber verin. Mesele mühim. Hünkârım, Kemankeş Mustafa Ağa geldiler. Mesele mühimmiş. Limandayken malumat geldi. Bir Fransız gemisi izinsiz yaklaşıyor dediler. Ben de gemiye bindim, Leventlerle önünü kestim. Gemide bir misafiriniz var. Davetsiz bir misafir.
kendinin Erdel Prensesi Farya Bedden olduğunu söylüyor. Prenses Farya Bedden, sizi götürmek üzere emir aldık. Kimsiniz siz? Nereye götüreceksiniz? Saraya gideceğiz. Hünkârımız kendilerini kabul edecekler. Valide Sultanım. Bir prensesimiz eksikti. Neymiş mesele öğrenebildiniz mi? Sual ettim. Fakat kimse bilmiyor sultanım. Bakalım altından ne çıkacak. Hayırlısı. Amin. Leveran sultanımız nasıllar? Az evvel yanındaydım. Keder içinde. Kocasının hakiki yüzünü bir bilse. Topal Paşa sırlarıyla birlikte öldü. Ama arkasındaki hainler çoktan yeni bir isyan için harekete geçmişlerdir. Öyle. Hünkâr oğlum nasıl bir ateşe harladığının farkında değil Halil Paşa. Derhal müdahale etmemiz şart. Merak buyurmayın sultanım. Paşalar gereğini yapar. İlaveten siz başımızda oldukça sırtımız yere gelmez evvelallah. Prenses Farya'nın eşyalarını da alın. Durun. Daha Sultan Murat'la görüşmedik bile. Ne lüzum var anlamadım. Sizi sarayda misafir edeceğiz prenses. Prenses, bence gemiye dönseniz daha iyi olacak. Kameraya git anne. Orada bekle. Kimsiniz siz? Kes sesini yürü. Buraya saldırdınız. Saldırıya uğradık.
hünkârım. Siz. Sultan Murat. Hünkârım, bunlar bostancı değil. Kılık değiştirmişler. Askerimin kılığına girmiş, benim adıma prensesi almaya gelmişler. Nasıl olur bu silahlar? Kim bunlar? Beni öldürmeye emir almış Katolikler. Ben Macar Prensesi Faryabet'ten. Sultan Murat Hazretleri, sizin yüce adaletinize sığınmaya geldim. Bayram Paşa, Mehmet Paşa. Yeni vazifeleriniz, makamlarınız hayırlı uğurlu olsun. Sizin gibi akıllı, tecrübeli devlet adamları kolay yetişmiyor. Sağ olun Valide Sultanım. Sağ olun Sultanım. Padişah oğlum en doğru kararları verdi şüphesiz. Lakin muhtemel neticelerini düşünüp tedbir almak bizlere düşer. Hakkı haliniz var Sultanım. Padişah efendimiz dizginleri ele almak istiyorlar. Paşam, saltanat naibesi olarak bütün mesuliyet yine Valide Sultanımızda olacak. Bizlerin vaziyetinde değişen bir şey yok. Son nefesimize kadar sultanımızın hizmetindeyiz. İnşallah. İnşallah. Yarın imarethanede sipahilerle bir buluşma tertip edin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Babam, Kral Gabor, bir yıl önce öldürüldü. Yerine bildiğiniz gibi annem Kraliçe Catherine geçti tahta. Evet, bizzat ben tasdik ettim. Lakin valideniz yanlış işler yapmış. Hepsi yalan sultanım. Amcam İstvan'ın yalanları. Amcam annemi iftiralarla tahttan indirdi. Meğer Papa Urbanus'la işbirliği yapmış. Babamı da o öldürmüş. Emin misiniz bundan? Kendi ağzıyla itiraf etti, alçak. Beni de annemi de öldürecekti. Ama ben kaçtım. Annemi de aldım, kaçtım. Valideniz nerede prenses? Hiç kimsenin bilmediği bir yerde şu anda. Yanında çok güvendiğim adamlarım var. Ben buraya dadım Margaret'le birlikte sizden yardım istemeye geldim. Peki böyle kılıç kullanmayı nereden öğrendiniz? Etrafınız hainlerle dolu olunca öğrenmek zorunda kalıyor insan. Babam istemişti öğrenmemi. Siz istirahat edin prenses. Ne diyorsun bunu? Sen insanları gözlerinden tanırsın. Sence bize inandı mı? Yardım edecek mi? Dua edelim de inanmış olsun prenses. Sanki gözlerinde bir perde var ve hiçbir şey göremiyorum. Prenses Farya, meseleyi tetkik edeceğiz. O vakte kadar bizim misafirimiz olarak kalacaksınız. Her türlü ihtiyacınız giderilecek. Merak etmeyin. Artık hünkârımızın himayesindesiniz.
Kimse dokunamaz size. Kendisine şükranlarımı iletin. Topal Paşa'nın ölümü hiç iyi olmadı. Divandaki en güçlü adamımızı kaybettik. Tanrı günahlarını affetsin. Sipahiler haber bekliyorlar. Emriniz nedir? Beklesinler. Daha acil bir mesele var. Acar Prensesi Fariha Betlen, Papa'nın yeğeni Kardinal Marcus'u öldürmüş. Ve İstanbul'a gelmiş. Öğrenir öğrenmez müdahale ettik. Ancak başarılı olamadık. Neden bana haber vermediniz? Nerede şimdi? Limanda. Prenses Fariha'nın elinde çok önemli bir mektup var Sinan Paşa. Onu almak zorundayız. Ne mektubu? Papa Hazretlerinin mektubu. Osmanlı'ya karşı. Birleşmeleri için Avrupa krallarına yolladığı gizli bir davet. Dahası mektupta hepimizin adı geçiyor olabilir. Eğer öyleyse bu sonumuz olur. Murat. Ne tuhaftı değil mi? Pek konuşmuyor. Öylece çekip gitti. İlk başta korktum. Karşımda böyle kaba saba, yaşlı, çirkin birini bekliyordum. Ama hiç öyle değilmiş. Çok genç, güçlü, kuvvetli. Umarım kalbi de güzeldir prenses. Çünkü bize yardım etmezse bu bizim için ölüm demek. Beynim ha, yemekler hazır mı? Ağlar soruyor. Yahu 40 tane irim olsa ben gene yetişemem. Sultanı ayrı, şehzadesi ayrı. Oh! Hazır mı bunlar da çaşlı gira? Mühürleyin hadi. Hadi. Hadi götürün onları da. Şunu da al bakayım. Lalezar kalfı. Sen bilirsin. Çekil bakayım şuradan. Limana bir prenses gelmiş diyorlar. Sen bunca işinin gücünün arasında prensesi nereden duydun Allah aşkına? Duyarım ben. Hatunun güzelliği herkesin dilinde. Bir içim su imiş maşallah. Erkek gibi dövüşüyormuş bir de. Hünkârımız hususi ilgilenmişmiş. Niye gelmiş acaba? Vallahi ben de merak içindeyim. Kaçmış mı, sığınmış mı bir şey? İster misin hareme gelsin? Aman istemez. Başımızda yeterince prenses var zaten.
padişah. Geçmiş olsun Bayezid. İşim bitti. Onu bana değil İbrahim. Hünkârımıza söyleyeceksin. Şahmat. Ah! Nasıl yaptın bu hatayı? Lakin kabul edin hünkârım. Neredeyse bu kez yeniyordum. Yeterince kaybedersen kazanmak daha kıymetli olurmuş Bayezid. Hadi sofraya geçelim. Ne iyi ettiniz hünkârım. Uzun zamandır böyle bir arada olamamıştık. Keşke Gevheran da burada yanımızda olsaydı. Unuttun galiba kardeşim. Zevcinin kellesini hünkâr abimiz bizzat aldı. Nasıl otursun bu sofrada? Edebinle konuş Kasım. Senin haddine mi düştü? Hünkârımızın yanında bu ne cüret? Bunlar benim düşüncelerim değil Bayezid. Ben yalnızca Gevheran'ın hislerini dile getirdim. Yoksa ne haddime? Bayezid, yemeğinizi. Güzel kızım. Hadi uyu dinlen biraz. Bak harap ettin kendini. Ne uykusu validem. Ancak ölürsem kapanır gözlerim. Ancak ölürsem dinar acım. Gözyaşım. Hadi paşaya acımadınız. Bana. Oğluma nasıl kıydınız? Hünkâr kardeşim böyle münasip görmüş. Elden ne gelir? Buna kanacak değilim validem. Çocuk mu var karşınızda? Siz istemeseniz güneş bile doğmaz. Hünkâr kardeşim böyle bir kararı tek başına vermez. Veremez. Siz de istediniz bunu. Validemin bu hadiseyle hiçbir alakası yok Gevheran. Kararı ben verdim. Ben aldım canını. Validem, ne oluyor? Şişt, bir şey yok aslan torunum. Hadi gel, bu gece benim dairemde uyuyacaksın. Hayırlı geceler oğlum. Size de validem. Gevheran. Elbet yasın bitecek. Öfken dinecek. Kardeşin ve dahi hünkârın olarak sana söz veriyorum. Yeniden mutlu olman için ne lazımsa yapacağım. İzin verin. Sarayıma döneyim. Hünkârım. Zira burada sizinle birlikte kalamam. Evladımın babasını, sevdiğim adamı katleden biriyle nasıl yaşarım? Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Ailenin yanında. Kim ne derse desin silahtar. Hünkâr abim bu kararı almakta geç bile kaldı. Ben yanındayım. Ben de. Varlığınız hünkârımıza güç veriyor şehzade. Sizin de öyle sultanım.
silahtar? Sultanım. Hünkar abimi gözün gibi koruduğunun farkındayım. Lakin kendini de korumalısın. Bil ki senin için de üzülecek birileri var bu sarayda. Her kimse onu asla üzmek istemem. Sultanım. Şehzade Hazretleri. Sinan Paşa. Kayıplara karıştın bu sıralar. Devlet işleriyle meşgulüm şehzadem. Malum. Hayli mühim hadiseler oldu. Öyle. Hünkârımız devletin dizginlerini eline geçiriyor. E artık zamanı gelmişti. İnşallah şehzadem. Bugünlerde olmaz denilen ne varsa oluyor. Kim bilir? Belki sürgündeki valideniz Gülbahar Sultanımıza saraya dönebilir. Keşke Sinan Paşa. Keşke dönebilse. Lakin Kösem Sultan izin vermiyor. Asla da vermez. Ümidinizi yitirmeyin şehzadem. Elbet bir gün dönecek. Kendisini haksız yere sürgün eden Kösem Sultan'a rağmen dönecek. Kimmiş bu altın validem? Bütün alemin dilinde. Prensesmiş sultanım. Prenses Farya. Hünkârımız bizzat gitmişler yanına. Mesele neymiş ki? Niye gelmiş? Bunu esas sana sormalı Ayşe. Her daim aslanımın yanındasın lakin hiçbir şeyden haberin yok. Bağışlayın validem. Zinhar malumatım yoktu. Hem bilsem söylemez miydim? Bileceksin Ayşe. Koynuna giriyorsan bileceksin. Aksi halde ne kıymetin kalır? Yok olur gidersin. Maşallah keyfiniz yerinde sultanım. Kösem Sultan'ın etekleri tutuşmuş Narin. Niye haber vermedin diye azarladı. Hoş. Bilsem de söylemezdim zaten. Nihayet. Murat'ım dizginleri eline aldı. Bizim devrimiz başlıyor Narin. Murat'ımla benim. Thank you.
Hünkârım. Ayşe. Nefesim. Işığım. Gözlerindeki kederi dağıt. Kalbindeki şüpheleri silat. Bil ki sen ne yaptıysan en doğrusunu yaptın. Ben evlatların anası olarak hep yanında olacağım. Herkes görecek ve kabul edecek. Bu cihanın tek bir padişahı var. O da Sultan Murat Han. Düşün. Olan bitenden sonra Hünkâr abimiz Bayezid'le nasıl böyle gülüp eğleniyor hayret? Olmuş ki. Daha dün asiler tahta Bayezid'i çıkarmakla tehdit etmediler mi? Senin ismini aykırmadılar değil mi Öfken? Biri padişah, öteki veliaht şehzade. Hanedanı Ali Osman'ın iki kıymetlisi. Bize asla sıra gelmez. Seni bilmem. Lakin ben bir gün padişah olacağım. O yüzden hazırlanmam lazım. Başını dik tut Bayezid. Hünkârım. Venedik elçisi Pedro ve Fransız elçisi Henry geldiler. Prenses Faria hakkında konuşmak istiyorlarmış.
Urbanus Hazretlerinden bir mektup aldık. Kendileri siz Yüce Sultanımızdan Prenses Faria Bedna'nın bize teslim edilmesini rica ediyorlar. Sor bakalım nişancı. Bu meselenin Vatikan'la, Papa ile ne ilgisi varmış? Erdal bana bağlı bir voyvodalıktır. Hünkârımız meseleyi izah etmenizi istiyorlar. Bu bir iç mesele değil. Vaziyet hayli ciddi. Zannediyorum prenses yüce padişah efendimize hakikati anlatmamış. Neymiş hakikat? Prenses Faria bir katil. Papa Hazretlerinin yeğeni Kardinal Marcus'u öldürmüş. Valide Sultanım, 2 ay geçti. Lakin Sultan Murat Han bize vaat edilen makamları hala vermediler. Hünkârımıza defalarca ricalarımızı, dertlerimizi duyurmaya çalıştık. Bizi görmezden geliyorlar. Bu işin sonu kötü. Ağalar, saltanat naibesi olarak kararları ben veririm. Elbet istediğiniz makamlar tevcih edilecek. Lakin sabırlı olup bekleyeceksiniz. Sabır taşımız çatladı. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kes sesini bile gafil! Kimin huzurunda olduğunu unutma! Yeter! Münakaşayla yeterince vakit kaybettik. Artık sükuneti sağlamanın vakti. İstediğinizi vereceğim. Buna rağmen hanedanıma, devletime bir kez daha isyan edecek olursanız öyle bir tufan kopartırım ki dünyayı başınıza yıkarım. Osman, güzel sultanım bizi oyalamadığı ne malum? Ya Sultan Murat kabul etmezse? Saltanat naibesi olarak söz verdi. Hele bir istediklerimizi yerine getirilmesi. İşte o zaman Sultan Murat'ı tahttan indirir, yerine de Şehzade Bayezid'i getiririz. Hoş geldiniz. Senin bir katil olduğun doğru mu? Demek öğrendiniz. Katil olduğunu benden sakladığına göre senin söylediğin her şey yalan. Ben yalan söylemedim. Asla söylemem. Evet, kardinali öldürdüm. Çünkü o alçak bana saldırdı. Ben kendimi korudum. Ondan bir şey kaçırmıştım. Sizden saklanan bir mektup. Gizli bir mektup. Limandaki adamlar işte bu yüzden öldürmeye çalıştılar beni. Hangi lisanda yazılmış bu? Ben de okuyamadım. Ama sizinle yani Osmanlı ile ilgili bir sır olduğu kesin. Esrarengiz bir mektup. Lakin bu mektubun sırrını çözebilecek birini tanıyorum hünkârım. Bir hususta anlaşalım Prenses Faria. Eğer benden bir şey saklıyorsan yahut bana yalan söylüyorsan onlara bırakmam, ben alırım canını. Ya doğruysa? Bana söz verir misiniz? Beni ve annemi kurtarıp koruyacağınıza söz verir misiniz?
İnsafen bir şey soracağım. Allah aşkına sabahtan akşama kadar şu biçareleri izlemekten ne anlıyorsun? Kuşlar uçarken rüzgardan yardım alıyorlar. Ben de onların uçuşlarını izleyip rüzgarın şiddetini ve yönünü tespit ediyorum. Hay maşallah. Ya bunu anlamakta ne var? Ben sana bunu kuşlara bakmadan da söylerim. Ne oldu? Söyleyebiliyor musun? Aradığım rüzgar bu değil. Nezarfen, ne olursun gidip bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Bak açlıktan tavan arasındaki fareleri yiyeceğim. O raddedeyim. Sabret biraz, az kaldı. Şuradaki var ya, bak, bak şuradakini görüyor musun? Bak, oradaki diğerlerinden daha farklı. O böyle dairenin dışından uçuyor. Eyvah. Eyvah. Seninki yine bir işler peşinde. Eyvah, var olsun. Koş Ezerfen, koş. Hünkârım. Şeref verdiniz. Nelerle uğraşıyorsun yine Ezerfen Ahmet? Şimdi kuşlara mı merak saldın? Zeki mahluklar. En zorlu hava koşullarında bile dengeleri muazzam. Yani kanatlarını o kadar mahir kullanıyorlar ki eğer onu... Tamam Ezerfen, bırak kuşları. Baksana hünkârımız gelmiş. Belli ki mühim bir mesele var. Hayır olsun. Hayır mı şer mi sen söyleyeceksin. Hali mühim bir mektup. Sırlı yazılmış. Çözebilir misin? Eli mahkum çözecek. Yoksa bizzat alırım kellesini. Gördün değil mi onu? Volkan gibi nasıl da patladı. Eğer yalan söylemişsem canımı alacakmış. Tanrı sizi korusun. İki volkan bir olunca ben de korktum hepimiz yanacağız diye. Prenses, size söylediklerimi aklınızdan çıkarmayın. Gerekirse diz çöküp yalvaracaksınız. Diz çöksem ne fayda? Beni artık dinlemez. Dinlese de güvenmez. Hiç sanmıyorum prenses. Hiç sanmıyorum. Sizden etkilendiği çok belli. Yoksa niye bu kadar kızsın? Aman, aman. Nedir bu? Hünkârım bu... Bu Üstad-ı Hezarfen'in yeni icadı. Garip icatlarından bir tanesi. Her işi bir garip zaten. Gördüğünüz gibi yatağı da kitaplığın içinden çıkıyor. Kusurumuza bakmayın. Hünkârım sağ olun. Siz bu odayı bana tahsis ettiniz. Lakin bir süre sonra yerim kalmayınca ben de bu çözümü buldum. O yüzden... Akıllı adamsın Hezarfen. Şu mektubun sırrını da çöz de anlayalım neymiş.
Ne yazıyor? Hünkârım, mektup bir süre bende kalabilir mi? Üzerinde biraz çalışayım. Kalsın yazar efendim, kalsın. Çözmeden karşıma çıkmayasın. Tabii. Dikkatli olun. O mektup devlet sırrıdır. Kimsenin eline geçmesin. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Emriniz üzere Kösem Sultanımızı takip ediyorum. Bugün vakıftaki dairelerinde Cadı Osman ve diğer asi sipahi ağalarını kabul ettiler. Ne konuştular kemankeş? Olduğu gibi söyle. İçeriği dinleme imkanı bulamadım. Fakat ağalar çıkarken takip ettim. Valide Sultanımız makamların tevcih edileceğine dair söz vermiş. Eğer sözünü tutmazsa, haşa, sizi tahttan indirip kardeşiniz Şehzade Bayezid'i çıkaracaklarmış. Bizzat ikaz ettim. Benden habersiz bir işe kalkışmayın dedim. Lakin belliydi böyle olacağı. Hünkârım, Valide Sultanımızın iyi niyetinden şüphem yok. Her daim olduğu gibi sizi korumaya çalışıyordur. Kararlarımı hiçe sayarak mı koruyorlar? Şu hale bak kemankeş. Tam dizginleri elime alacağım. En yakınımdakiler can evimden vuruyorlar beni. Mani oluyorlar. Bayezid'i tahta çıkartacaklarmış. Cürete bak. Şehzademiz bu hainlere asla yol vermez. Size her daim sadıktır. Ailemden yana bir şüphem yok silahlar. Lakin bugün bir kez daha anladım ki eğer gerçek bir hükümdar olacaksam benden başka hiç kimsenin hükmü geçmemeli. Hazırlığınızı yapın. Bu gece ava çıkıyoruz. Silahlar, Bayezid'e de söyle. O da girecek. Hünkârım, nereye gidiyoruz? Cadı Osman hanginiz? Kimdir sonra? Sultan Murat. Günlerdir gemideyim, çok sıkıldım. Çıkıp dolaşacağım biraz.
Arkamdan kapıyı kilitli olur mu? Bu çok tehlikeli prenses. Sakın çıkmayın. Hem zaten izin vermezler, yasak. İzin isteyen kim? Prenses! İşittim ki Cadı Osman, sipahilere istediklerini vermezsem beni tahttan indirip yerime kardeşim Bayezid'i çıkartacak mısınız? Biz padişahımızdan memnunuz. Tabii istediklerimizi yerine getirirse. Belli ki senin kulakların ağır işliyor Cadı Osman. Ben o teklifi çoktan reddettim. Hatırlıyor musun kardeşim? Rahmetli abimiz Sultan Osman'a yaptıklarını hatırlıyor musun? Elini kolunu bağlayıp sokaklarda dolaştırdılar. Bugün köpek sürüsü aslana saldırdı. Vahşice katlettiler. Bayezid, kardeşim, biz ki hanedan Ali Osman'ız. Bundan böyle hiçbir kulumuz böyle bir şey cüret edemeyecek. İzin vermeyeceğim. Yok, gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor bu. Bütün kadim lisanlara baktım, hiçbiri değil. Yok, bu hususi olarak icat edilmiş bir lisan, bu belli. Kesin senin gibi çatlağın bir tanesi icat etmiştir. Hezarfen,
Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Tutturdum uçacağım diye. Lakin yaradan eğer isteseydi senin uçmanı, sana da takardı böyle iki tane kanat. Böyle süzüle süzüle kendini buradan bıraktın mı ılık ılık inerdin Maria'nın hop meyhanesine. Allah bize kanat vermemiş ama akıl vermiş, akıl. Ha. Bak mesela efsaneye göre Ikarus babasıyla beraber hapsedildiği kuleden kendi yaptığı kanatlarla kaçmış. Neden? Hı. Aklın yolu bir. İyi. Dikkat et de sonun benzemesin. Sen de bizim Ikarus gibi tefe üstü çakılmayasın. Oh, eyvah! Eyvah! Devlet sırrı. Biz bittik. Biz mahvolduk. Sultan Murat ikimizin de kellesini alacak. Ben söylerim. Hünkârıma derim ki ben yapmadım, Hezarfen yaptı derim. Zaten ben bu meredi ağzıma sürmem. Biz bittik. Sultan Murat ikimizin de kellesini alacak. Şeytan amcamın elinden kurtarmama yardım etti. Sultan Murat doğruyu söylediğimi anlasın. Bizi koruyup kollasın. Nasıl buldunuz beni? Ben değil, sen buldun beni. Onca muhafıza rağmen kaçmayı başardığına göre seni elde avuçta tutmak zor. Hiç şüpheniz olmasın. Ben günlerdir gemideyim. Çok sıkıldım. Çıkmak istedim, dolaşmak istedim biraz. Buraya geldim. Dua ettim. Burada sizinle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Ama sizi gördüğüme çok sevindim. Madem prensesimiz sıkılmış, o halde dolaşalım.
Geldiğimi haber verin hünkârıma. Dün gece çıktılar sultanım. Hala dönmediler. Mühim bir şey mi oldu? Nereye gittiler? Malumatım yok sultanım. Olduğu gibi at binmekte de aylı mahirsin. Siz de hiç fena değilsiniz. Hünkârım, valideniz epey merak ettiler sizi. Valideme iyi oldum söyleyin hoca. İlaveten, kendisine iletmenizi istediğim bir şey var. Hayırlar olsun hünkârım. Ah, Tanrı'ya şükürler olsun prenses döndünüz. Başınıza bir şey geldi zannettim, öldüm korkudan. Korkma, geldim işte onu. Neredeydiniz? Sultan Murat'la beraberdim. Aslan oğlum benim. Ahmet'im. Ne yapacaksın bugün? Ahırlara gidip atları göreceğim. Vay 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 vay. Benim oğlum da babası gibi atları mı severmiş? Sen nasılsın Ayşe? Bir şey mi oldu? Senin için endişelendim. Gece saraya dönmediğini öğrenince hayli korktum. Lakin çok şükür keyfin yerinde. Neredeydin? Devlet işleriyle meşguldüm. Sipahilere haber uçur. Toplansınlar. Şehzademi odasına götür Narin. Gel. Sultanım, bir şey mi oldu? Hünkârımızın hali bir tuhaf, silahtar. Gece vakti saraydan çıkıp gidiyor ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Senden başka. Telaş edilecek bir şey yok sultanım.
Devlet işleri. Gece vakti ne devlet işiymiş? Yoksa şu yeni gelen prensesle miydi? Farya. Onunla mıydı? Siz gönlünüzü ferah tutun sultanım. Hünkârımızın nazarında sizin yeriniz her daim ayrıdır. Onunlaydı yani. Sultanım. Çarşı kan gölüne dönmüş diyorlar. Hünkârımız dün görüştüğünüz sipahileri kılıçtan geçirmiş sultanım. Herkesin vade taşlığında toplanmasını istediler. Bir ferman gönderecek ve bizzat benim okumamı emrettiler. Ne fermanıymış bu? Bir malumatım yok sultanım. Hünkârım, sipahiler at meydanında toplandılar yine. Derhal makamlarının tevcih edilmesini istiyorlar. Saraya yürüyecekler belli. Emriniz nedir hünkârım? Paşalar, irademdir. Derhal sipahi ihtiyarlarına, yeniçeri ağalarına, ulemaya haber verin. Herkes Bab-ı Saadet'e toplansın. Ayak divanı yapacağım. Ahali de katılsın. Onlar da şahitlik edecekler. Hünkârımız herkesin toplanmasını istediğine göre mühim bir mesele olmalı. Sipahiler meydanda toplanmış sultan. İsyan kapıda diyorlar. Olacağı buydu. Lakin Sultan Murat kimseyi dinlemedi. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri. Thank you.
Murat, Sultan Ahmet Han'dan olma, Valide Kösem Sultan'dan doğma. Çocuk yaşta, yaşıtları dünyanın derdinden, kederinden azade, kan kokusu nedir bilmezken, tahta çıkıp iktidar yükünü sırtlanan Murat. Ben Murat, validesinin gücü ve hırslarının gölgesinde bırakılmaya mahkum edilip, cesareti, aklı, benliği, bilgeliği yok sayılan, İktidar oyunlarına sevdiklerini bir bir kurban veren, kendine reva görülen zulme direnmek için sertliği ve zalimliği zırh diye kuşanan Murat. Ben Murat. Gerçek bir hükümdar olmak istiyorsam eğer, evvela hak etmem gerektiğini anladım. Zinhar iktidarıma ortak kabul etmeyeceğim. Sultan Murat Han'ın fermanıdır. Saltanat naibesi olarak Devlet Aliye'yi büyük bir fedakarlıkla tam 10 yıldır büyük bir başarıyla hükmeden Validem Kösem Sultan'a tahta çıktığım günden bu yana yaptıkları için şahsım ve bütün kullarım adına minnettarım. Lakin son yaşanan hadiseler devam etmekte olan nizamın değişmesini zorunlu kılmıştır. Bundan mütevellit mutlak iradenin esas ve yegane sahibi olarak Valide Kösem Sultan'ın saltanat nabeliğine son veriyorum.
topu Kızıldeniz gibi ikiye ayrılan, Musa'sını kaybedip Firavunu'yla baş başa kalan Murat. Ahdettim. Bana ve hanedanıma onca zulmü, hakareti reva gören bütün zorbaların ciğerlerini sökmez, kanlarını içmezsem saltanatım yer ile yeksan olsun.